Sevgili dostlar, sayıdan hakiki bir dostumla Atilla Atasoy Bey'le beraberiz. Yıllardır benim değişik kanallardaki programlarıma konuk oldu ama şu anda teknik şartlarımızı daha iyileştirerek karşınızdayız. Kendisiyle birçok gezide birlikte olduk ve hakiki gezgin oldu. Hatta o da tek başına atlıyor, değişik yerlere gidiyor ve çok güzel gezi yazıları yazıyor ve onları paylaşıyor. Burada hiç yaşlanmayan, kendisi de yaşlı değil, aman yanlış anlamasın, hayır, kızar tamam bana. Ama hiç yaşlanmayan sesiyle, o güzel şarkılarıyla bize eşlik etmeye devam ediyor. Kendisine teşekkür ederim. Estağfurullah. Ama biz dere tepe tırmanan ve bütün zorlukları göğüsleyen gezginler olarak zaten her türlü koşula ayak uyduruyoruz. Tabii ki amacımız güzel çevreye, farklı soluklarda, farklı dünyalarda, farklı coğrafyalarda bilgilenmek, eğlenmek, eğlenirken de öğretmek, dünyanın arızalarına dikkat çekmek, insanların da tabii. Dolayısıyla bir gönül birlikteliği bu. Bugün de yine birlikteyiz bu sebepten dolayı. Evet, bazı dönemin sanatçılarını yadırgıyorum. Aynen Yahya Kemal Beyatlı'nın sözüyle söyledim. O da öyle derdi çünkü bizim evde kalırdı 1958 yılına kadar. Ve yadırgıyorum ama o dönemin benim dostlarımın o şarkıları, o güzelliklerini paylaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için bu devirde yaşadığımdan ve bu güzellikleri paylaştığım için çok mutluyum efendim. Zaten işte herkesin bir ifade biçimi var. Dolayısıyla biz de dilimizin döndüğünce gerek yazılarımızla gerek şarkılarımızla bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü amaç dünyayı güzelleştirmek, kötü atıklarından korumak, bu konuda bilinçlenmek, bilinçlendirmek. Bu arada değişik dünyayı dolaşırken, farklı coğrafyalara da dolaşırken müziğin başka merdivenlerinde de dolaşıyorum, biliyorsun. Şimdi de bir tango albümüyle meydandayız. Bu çok önemli tangocu arkadaşlarımın yardımıyla güzel bir albüm oluştu. Sayın Necdet Koyutürk ve oğullarının tangolarından oluşan bir albüm çıkardık. İşte bunlardan da biraz programlarda söylemeye devam edeceğim. Bugün de onlardan bir ya da birkaçını. Hemen bir son cümle söyleyeyim. Tangoyu Sevenler Derneği'nin kurucu üyesiydim. Oradan sayıdan çok güzel işler yaptık. AKM'de tango konserleri yaptık. Hı-hı. Hemen hatırlayalım. Öyle güzel insanlarla çalıştık ki Fehmi Akgün'le, ondan sonra kimler vardı? Fehmi Ege. Fehmi Ege ile çalıştık beraber. Ve oğlu haliyle. Necdet Koyutürk ve oğulları haliyle. Türk tangoları için çok büyük emekler vermiş. Önemli Esin insanlar. Esin Engin bizimle beraber çalıştı. Onları da buradan sevgiyle anıyorum. Seydan Tango, Arjantin'den sonra belki en çok sevildiği ülkelerin başında Türkiye'ye geliyor. İşte Türk tangoları da ayrı bir renk kattı. Sadece Arjantin'e bağlı kalmadık, biliyorsunuz. İlk önce Arjantin'den yayıldı, Paris'te popüler oldu. Ama hı hı. Türkiye'de de yepyeni bir istikametle hala gençlerin sevdiği bir müzik türü. Onun için senin de bu türde eser vermen bize ayrı bir mutluluk verdi. Evet, teşekkür ederim. Bu arada tango dansçılarımız İrfan Yüksel, eğitmenlerimiz ve Bora Erdem. Onlara da ayrıca bu konudaki katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Evet, tango dinliyoruz. Sevgili dinle, çok zaman var yalnızım. Kırıldı artık sazım, şimdi kalbimi dinle. Unutulsa sevdalar ve tatlı hatıralar, senin için hep ağlar, öksüz kalbimi dinle. Ben bir yaralı kuşum, yürekten vurulmuşum. Severek yorulmuşum, şu kırık kalbi dinle. Thank you.
dinle sevgili dinle. Çok zaman var yalnızım, kırıldı artık sazım. Şimdi kalbimi dinle, unutulsa sevdalar ve tatlı hatıralar. Senin için hep ağlar, öksüz kalbimi dinle. Ben bir yaralı kuşum, yürekten vurulmuşum. Severek yorulmuşum. Şu kırık kalbi dinle. Sevgili buyurun. Atilla, şarkılarla buluştuk bugün değil mi? Şarkılar gerçekten insanları buluşturan bir öge. Çok, en önemlilerden birisi. Yeni bir albüm çıkardın, çok yeni. Ve gerçekten Türk halkının belki de özlediği bir albüm. Çünkü hepimiz bir tango kültürüyle büyüdük. Mesela ben hatırlıyorum da bizim aile çok severdi. Sizin ailede de var mıydı? Var, babam çok iyi tango dinleyicisiydi. Yanı sıra Türk sanat müziğiyle de büyüdük ya biz. Tabii ben müziğin merdivenlerinde dolaşmayı seviyorum. Gezgin ruhum orada da kendini gösteriyor malum. Bir de böyle bir öneri olunca benden de, benim sesimden de çok tango talebi vardı yıllardır. Nur içinde yatsın değerli annemin arkadaşı Mesadet teyze çok isterdi. Yıllarca tango albümü çıkar fakat olamadı. Ben kendi şarkılarımdan ya da kendi projelerimizden fırsat bulamamıştım. Bugüne kısmetmiş. Tabii Koyutürk kardeşler ön ayak oldu. Sayın Necdet Koyutürk'ün tangoların yanı sıra onların da tangoları var. Yani babalar ve oğullar bir albümde buluştu. Ben de naçizane seslendirdim. Gerçekten çok güzel. Tabii ki iyi böyle reaksiyonlar almak, bir de başka bir tarzda kendimi ifade edebilmek çok hoşuma gidiyor doğrusu. Bir de sesin olanaklarını mümkün kullanmak, olduğunca farklı alanlarda kullanmak isteriz biz. İşe yarasın isteriz. Zaten kendimizi de öyle ifade ettiğimiz için. Mutluluk dozu artıyor tabii. Yakışması tabii çok önemli. Çok iyi icra etmişsin. Kutluyoruz teşekkür seni. Teşekkür ederim. Peki tamam. İyi tango yapar mısın bu arada? Hiç. Gerçekten. Ya hiç. Bakıyorum çok zor geliyor ayak atmalar falan. Yani zor bir şey. Bir de fırsatım olmadı. Belki bu şimdi beni havaya sokarsa bu albüm belki böyle bir şey denir. Ama ayağım sakatladığım için biraz zaman gerekecek. ama kenarından köşesinden bu bulaşmayı düşünüyorum. Şimdi tangonun kendine özgü bir ruhu var. Hem hüzün var, biraz acı var, sevinç var, umut var değil mi? Meydan okuma var. Meydan okuma, protest. Meydan okuma, duyguların protest ve bir orada savaş var kadınla erkek arasında. Evet. Ve yani aslında seks var, arzu var, aşk var. Bütün bunların vücut diliyle ifade edilmesi var. Tabii işin içine bir de ses girince çok daha mükemmel hale tabii. geliyor. Bir de şu var tabii, Arjantin tangoları farklı bir konsept. Ama bütün o tangolardan, o tarzdan esinlenerek Türkiye'de Türkiye özgü bir tango oluşturmak da bizim bestecilerimizin mahareti. Bunların da en başında gelen biliyorsun Necdet Koyutürk. İçinde çok Türk müziği olsun. Ezgileri var değil mi? İşte bize özgü bir şey yaratmak hakikaten çok önemliydi ve bunun toplum tarafından kabul edilmesi de çok önemliydi. Çok ünlü tangolar, Papatya ya da Dinle Sevgili gibi örnekler var. Keza Fehmi Ege, Necip Celaller, bunlar çok önemli müzik insanları ve Türkiye'ye bu kültürü kendine özgü biçimde kabul ettirmiş çok değerli sanatçılar tabii. Bir boşluk vardı çünkü hani hep klasikti, yeni seslerden pek dinleyemiyorduk. Zannediyorum sen bir yenilik kattın değil mi? Bu bilmiyorum işe. Ne kattım ama yani ruhunu kattığımı, yani ruhunu muhafaza ederek seslendirdiğimi, ses tonumun yakıştığını söylerler her zaman. Yakışması tabii önemli, herkes söyleyebilir. Kimisi çok uyar, kimisi çok uymayabilir. Ama tabii ki herkes şarkı söylemeli mutlaka.
Kiminde daha iyi duruyor. Bir elbisenin bir diğerinde daha iyi durması senin, gibi. Sanıyorum ben de ses volümün çok güçlü. Ses rengi volümden ziyade tabii ki volüm de bir avantaj ama ses rengi ve iyi söyleyiş iyi kullanış önemli. Biraz bir şey oldu yani. Biraz kendimizi övmek gibi bir şey ama oldu. Ama gerçeği söylüyoruz. Öyle olmasa bir Atilla Atasoy artık klasik. Teşekkür ederim. Klasikleşmiştir. Teşekkür ederim. Türk hafif batı müziğinin belki tarih yolculuklarında en önemli isimlerden biridir. Öyleyse ne mutlu tabii bana. Bir de bir şey sormak istiyorum. Şimdi bunu denedin. Uzun yıllardır arzuladığın bir şeyi hayata geçirdin. Bundan sonra ne deneyeceksin veya daha başka Türk sanat müziği söyledin değil mi? Söyledim ama daha da söylemek istiyorum. Türk yani sanat müziği albümü yapmak istiyorum. Türk açıkçası. Sanat müziği albümü mü gelecek? Bilmem, yapımcılara bağlı, neden olmasın. Hele bir ilerleyelim bakalım. Tabii ki sahnelerde her şeyi söylüyorum. Yerli, yabancı, eski, yeni şarkılar, Türk müziğinden, Batı müziğinden örnekler yapıyoruz ama bunu albümlere pek yansıtamıyoruz haliyle. Albümün belli bir konsepti olmalı, tarzı olmalı diye. Tabii plak şirketlerini de yönlendirmesiyle olabilen şeyler ama yani bu anlamda olabilecek her türlü teklif benim için geçerlidir. Yeter ki kahraman bir yapımcı olsun arkada. Bunun arkasından da bir Türk sanat müziği albümü gelsin artık diye. Olursa iyi olur. Efendim ben de sözü şöyle noktalayayım. Bu klasik albüm girmeli her eve böyle. Çünkü insan kendinden geçiyor. Sadece kendimizle ilgili değil. Her ailenin bir yolculuğu var. Tabii bütün anıları, bütün o yaşanmışlıkları ve belki de birçok bozulmamışlığa şahitlik yapan şarkılar bunlar. Evet. Atasoy'dan Koyu Türk Tangoları. Lütfen dinleyin diyeyim. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Teşekkür bu arada ederim. Bu albümde geçen herkesin emeğine de sağlık. Bu arada bu programı kapatırken sevgili arkadaşım, sevgili dostum, Türk Edebiyat Tarihi'nin önemli isimlerinden biri sevgili Birge Soyan Unus'a da bu güzel konukseverliği için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ben kendisiyle birlikte bu evde, onun evinde bu atmosferi solumaktan dolayı son derece mutluyum. Zaten son derece saygı duyduğum, takdir ettiğim bir sanatçıydı, bir yazardı. Oğlu da keza çok müthiş bir ses yani müthiş. Evet. Hepsi ayrı ayrı bir şey. Evet bir vaka yani böyle o bakımdan onların ortamında bu programı solumaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Evet ben de çok teşekkür ediyorum Eranus ailesine. Sevgiyle kalın dostlar. Bekle sevgili bekle, geç de olsa güç de olsa geleceğim. Bekle sevgili bekle, dar da olsan zor da olsan geleceğim. Bekle sevgili bekle, yolda tuzak olsa da geleceğim. Ne olursa olsun, isterse dünya dursun, yollar uzak olsa da geleceğim. Geleceğim, kış geçse, bahar geçse. Geleceğim, sakın umudunu kesme. Döneceğim, bekle canım az kal. Elbette geleceğim, sensin yaşam sebebim, sevdalım geleceğim. Elbette döneceğim, sensin yaşam sebebim, sevdalım geleceğim. Bekle sevgili bekle, çoğu gitti azı kaldı geleceğim. Bekle sevgili bekle, güzü bitti yazı kaldı geleceğim. Bekle sevgili bekle, acı bitti tadı kaldı geleceğim.
Ne olursa olsun, isterse dünya dursun, yollar uzak olamaz geleceğim. Geleceğim, kış geçse, bahar geçse, geleceğim, sakın umudunu kesme. Döneceğim, bekle canım az kaldı, elbette geleceğim, sensin yaşam sebebim, sevdalım geleceğim. Elbette döneceğim, sensin yaşam sebebim, sevdalım geleceğim. Sakın umudunu kesme. Döneceğim, bekle canım az kaldı, elbette geleceğim, sensin yaşam sebebim, sevdalım geleceğim. Elbette döneceğim, sensin yaşam sebebim, sevdalım geleceğim. Elbette geleceğim, sensin yaşam sebebim, sevdalım geleceğim. Efendim, dostlarımla birlikte çok hoş bir gün geçirdik, bir akşamüstü geçirdik. Ve ilk defa burada sevgili Erenus ailesinin evinde sanat dolu bir gün yaşattıkları için kendilerine teşekkür ederim. Şiiriyle, resimleriyle, şarkılarıyla ve her anlamıyla güzel bir akşamüstüydü. Bu bir kayıttır ve inanıyorum ki çok kapıları açacak. Kendileri, daha önce de söyledim, pek buraya televizyon ekranlarına çıkan bir aile değiller. Ama kendilerine özellikle burada bize bu fırsatı verdiği için, herhalde bu fırsatı da bugüne kadarki çizgimiz neden olmuştur diye düşünüyorum. Hiçbir zaman magazine girmedik, daima. Hep kendi çizgimizde, değişik kanallarda 15 yıldır devam ettirmeye çalışıyoruz efendim. Onun için buradan çok mutlu ayrılıyoruz. Dileriz bu programdan bazı şeyler sizde farklılık yaratır. Unutmayın, hayat bir gündür, o gün bugündür. Yaşamı değerlendirin. Ve her gece bugün faydalı ne iş yaptım diye sorun. Ve medeniyet ufak detaylardan ibarettir sadece. Sevgiyle kalın.